Herkese merhaba. En zor sonbahar dedik. 4 ay Eylül 2020 Cuma. Evet en zor sonbahar. Zor bir sonbahara girdik. Her anlamda zor. Ekonomik anlamda da zor. Ee, salgınla mücadele anlamında da zor. Ve bu sonbahar kış boyunca da devam edecek bu zorluk. Ve belki ilkbahar boyunca da devam edecek. Önümüzdeki yaza kadar devam edecek görülüyor. Bir önceki yayında olamadım, vaat ettiğim halde çarşamba yayını yoktu. 2 Eylül çarşamba özür dilerim peşinen. E, mesaimiz çok kalabalıktı. Londra'nın trafiği inanılmaz. E, her aracı olan sokağa çıkmıştı o gün ve bir türlü e, olmam gereken saatte olmam gereken yerde olamadım. Ondan dolayı da yapamadık ve hazırlanamadım elbette. Yayına hazırlanamadım. E ee, Ve tabii çok konu birikti. Ee, Türkiye gündemi gerçekten e, o kadar yoğun ki e, dünyaya da yetişemiyor insanlar. Türkiye'de Türkiye'de çok tuhaf. Türkiye değişik bir paralel evren esasen. Yani farklı bir gündemi var. Yani Türkiye'de bir grup gazetecinin oturup e, belli haberlerin doğruluğunu artık sorgulaması ve belli haberlerin işte bu birisi böyle bir şey dedi ama esasen aslında ne oldu? Ee, i̇şte efendim şöyle bir veri açıklandı ama ne oldu falan gibi ee, bir gazetecilik modeline ihtiyaç var. Şimdi e, İstanbul Ankara Belediye Başkanları örnek olarak söylüyorum. Çıkıyorlar diyorlar ki işte efendim koronavirüs vakalarında patlama var, şöyle var, böyle, şöyle durum var, böyle bir şey var. İşte tabip odaları açıklama yapıyor, işte elimizdeki hastanelerde. Yoğun ee, bakımda işte efendim doluluk oranları yüzde yüz. İşte doktorlar hasta çevirmeye başladı falan. Sonra gidiyor bir gazete. İşte Sağlık Bakanı'na soruyor. Efendim böyle böyle iddialar var ne diyorsunuz? Olur mu efendim öyle şey diyor. <laughs> Sağlık Bakanı. Kocaman manşet. İşte efendim e, her şey kontrol altında. Şimdi böyle bir gazetecilik yapılıyor. Halbuki gazetecilik şu gazetecilik daha o İstanbul Ankara Belediye Başkanları veya tabip odaları ayağa kalkmadan veya hekimler Twitter'da şurada burada isyan etmeden veya işte çeşitli profesörler, doktorlar uyarılarda bulunmadan gidip uzmanlara mikrofon uzatmak. Bir dakika yani bu iş nereye gidiyor? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Dünyayı takip ediyorsunuz, Türkiye'yi takip ediyorsunuz. Hastanelere, yoğun bakım servislerine muhabirler göndermek. Tabip odalarına, işte başhekimlerle görüşerek. Neyse işte sağlık kurum kuruluşları kim? Herkese sormak nedir ne değildir durum. İşte efendim doluluk oranınız nedir? Ne kadar hasta geliyor? Ne kadarını çeviriyorsunuz? Hangisini eve gönderiyorsunuz falan. Böyle bir şey yok. Saha muhabirliği bitti. Birisi bir iddia ortaya atıyor, öbürü de Sayın Bakan bu doğru mu? Bakan bir açıklama yapıyor. Bu şekilde gidiyor. Ve tabii elbette bakandan soracaksınız. Yani bakanlığı es demiyorum ama resmi açıklamalarla yürüyen bir gazetecilik olmaz yani. Ekonomide de öyle. Ekonomi Bakanı bir rakam açıklıyor. Mesela büyüme rakamları ile ilgili açıkladığı şey tam anlamıyla çarpıtma. Şöyle söyleyeyim. Bir önceki çeyreğe göre açıklanan dünyadaki e, büyüme rakamlarını bir önceki çeyreğe göre. Geçen ikinci çeyrek rakamları açıkladı. Rakamlara bakarsınız. İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Ve bu ikinci çeyrek büyüme rakamları bir önceki çeyreğe göre açıklandı. Bir önceki çeyreğe göre yani birinci çeyreğe göre ikinci çeyrekte büyüme ne kadar azalmış. Bütün tabi büyüme diyorum ama herkes küçüldü. Bütün ülkeler küçüldü. Ekonomi Bakanı bu bir önceki çeyreğe göre açıklanan dünya rakamlarını alıyor. Türkiye'nin o çeyrek rakamını da bir önceki çeyreğe göre değil. Geçen sene aynı çeyreğe göre. Geçen sene aynı çeyreğe göre baz alıp işte efendim Türkiye 9.9 büyüme dolayısıyla hepsinden iyi durumdayız falan diyor. Herkes de bunu basıyor. Ve dediğim gibi tabii bunu şu var yani herhangi bir ekonomi muhabirine herhangi bir ekonomi analistine şuna buna sormaya gerek yok. Yani gazetelerin ekonomi servisleri de bakanın rakamı çarpıttığını biliyor. Ve çarpıtıldığını bildikleri rakamı bile bile basıyorlar. Aynı rakamı alıyor, Cumhurbaşkanı da kullanıyor falan filan. Ondan sonra yalan kuyruklu bir şekilde büyüyor, gidiyor. insanlarda da buna inanıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayısı, ölümler, güz dönüm, döneminde eğitim. Şimdi deniyor ki işte efendim ekrandan eğitim dönemi başladı falan. Ya insanların İnterneti yok, televizyonu yok, elektriği yok, bilgisayarı yok, çocukların falan. Yani nasıl online oluyor bu iş? Yok yahu. Yani. Amerika'da bile hani gelişmiş, müreffeh, şu bu falan. Beş çocuktan birinin internet erişimi yok. Eğitim çağındaki. Türkiye'de daha fazla bu oran. Ama işte efendim internetten yapıyor. Televizyonda çıkıyor bir hoca tahtada bir şey anlatıyor. Ondan sonra işte efendim eğitim oldu. Televizyonlar çocuklar da onu seyrediyor öğreniyor öyle mi? Nasıl denetliyorsunuz? Online falan olmaz o iş. Yani o iş okullarda olur. Ama okullarda açılamayacak gibi duruyor. Çünkü Türkiye'den gelen rakamlar artarak gittiğini gösteriyor olayın. Bakalım ne olacak. Bütün dünyada okullar açılıyor. Şu anda açıldı. İngiltere'de de okullar açıldı. Biz de çocukları göndermeye başladık ama ee, bakalım ne olacak ileride. Yani devletler okulları açık tutmaya çalışıyorlar. Bakalım iş nereye gidecek. Ankara ve İstanbul'dan yükselen sesler gerçekten Sağlık Bakanlığı'nda harekete geçirdi ve Sağlık Bakanlığı son günlerde yaptığı açıklamalarla işte vaka sayısını artırdı, ölüm sayısını artırdı falan. Eğer Ankara'dan, İstanbul'dan bu sesler yükselmeseydi, tabip odaları falan ayağa kalkmasaydı falan, hekimler falan, profesör doktorlar Twitter'da falan yazmasalardı, ne olurdu? Rakamlar aynı stabil seviyesinde gider miydi, gitmez miydi? Siz cevap verin. O arada Bursa'da kına gecesi 75 bin ceza kesmiş polis. Halbuki birkaç gün önce Giresun'da miting yapıp çay dağıtmak serbestti değil mi? Böyle bir dönem, böyle bir dönem Türkiye'de. Ve tabi günün en önemli gelişmelerinden, haftanın daha doğrusu en önemli gelişmelerinden biri tarikat şeyhi olduğu iddia edilen bir vatandaşın Fatih Nurullah isminde, isminin de doğru olmadığı ortaya çıktı. Bir çocuk istismarı, 11-12 yaşlarında bir müridinin, 21 yıllık müridinin Kendisine hizmet etmek için işte kendi yerleşkesinde veya binasında çay hizmeti vesaire getir götür hizmeti gibi hizmetlerde ailesiyle beraber, annesi babasıyla beraber o tarikatın işte dergahında hizmet eden kız, şeyhe hizmet ederken şeyh tabi sınır tanımamış. Bir istismar söz konusu, cinsel istismar. Cinsel istismar kelimesi de yanlış biliyorsunuz. Yani istismarın sözlük tanımı birinin iyi niyetini kötüye kullanma falan gibi bir şey çok hafif bir kelime İşte taciz filan dendiğinde esasen bu tacize giriyor o anlatılanlara işte yazılanlara ifadelere ses kayıtlarına falan baktığınızda durum facia İstismar kelimesi anlatmıyor fakat burada kim olursa olsun bu konunun sonuna kadar üzerine gidilmeli ve işte gereken neyse o yapılmalı. Fakat buradan yürünerek işte tarikatlar sorgulanıyor. Tipik şöyle bir algı da oluştu ister istemez. Ben 28 Şubat sürecini içinde yaşadım. O dönem Müslüm Gündüz, e, aczi mendilerin şeyhi olarak biliniyordu. İşte ne bileyim, e, farklı işte değişik o çarşamba cemaati, öbürü beriki böyle zikirler mikirler ekranlardan geçilmiyordu. Şov haberlerde, star haberlerde o dönem. İşte Kalkancı, Ali Kalkancı diye bir tarikat şehide türedi neyse. İşte bunların bir takım kadınlarla ilişkileri falan bayağı bir ortalığa saçılmıştı. O gün tabii çocuk yaşta bir çocuk çağında bir taciz istismar olayı yoktu. Ve bir anlamda da yanılmıyorsam Rıza'ya dayalı bir şey söz konusuydu. Ama yani neticede bir tarikatın başında olduğunu iddia eden insanların işte kendi eşi dışındaki insanlarla veya nikahsız filan işte beraber olması falan gibi konular söz konusuydu. Bu bayağı bir ortalığa döküldü ve ondan dolayı da o günlerde bu işlerle bayağı bir tarikatlerin işte çarşambadaki cemaatlerin falan üzerine gidilmişti. Bunun buradan yola çıkarak böyle bir e, hava tekrar oluştu gibi bir şey oldu. E, yani postmodern bir darbe deniyor 28 Şubat'a. Şu anda da postmodern bir 28 Şubat havası var gibi birazdan onunla ilgili gazete haberlerine baktığımızda da konuşuruz Ege çok sıcak bir yandan işte gemilere vur emri verildiği söyleniyor bir yandan bu yalanlanıyor vesaire bütün bunlara bakacağız ama işte Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un YPG'yi kendi makamında kabul etmesi aynı biçimde Amerika'nın Kıbrıs'a Rum tarafına tabi silah ambargosunu kaldırması falan gibi gelişmeler hepsi bunlar göz önünde oluyor. Öbür tarafta Libya, Seraç hükümetinin Fransa'ya yanaşması falan. Doğu Akdeniz'de pek çok şey şu anda Türkiye'nin aleyhine gelişiyor. Evet. Böyle bir durum var. Gene haftanın önemli gelişmelerinden biri Ebru Timtik'in ölüm orucunda hayatını kaybetmesinden sonra Aytaç Ünsal'da avukat arkadaşı kritik bir evredeydi ve tahliye edildi. Tartışmalı bir karar girersek çıkamayız hukuki bir sürü sıkıntı var. Neyse ki tahliye edildi ve ölüm orucunu sonlandırdı. Neyse ki Aytaç Ünsal'ın canı kurtuldu. Adil yargılanma hakkı talep ediyorlardı ama onların üzerinden daha mahkemece ispat edilmemiş işte DHKPC üyeliği, oradan işte savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katli vesaire gibi noktalarla DHKPC veya ilintili kimle ilgili bir şey olsa Halkın Hukuk işte Çağdaş Hukukçular Derneği neyse oradan hemen Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafı üzerinden şehidimizin kanı şey oluyor. Halbuki bu insanlar bundan yargılanmıyorlar. Bir ikincisi yani Mehmet Selim Kiraz'ın katli de devletin bir ayıbıdır. Devlet kendi savcısını koruyamadı. Bir militan ...belinde silahıyla onun makamına kadar gitti ve işte herkesin gözü önünde onu katletti. Devlet de herhalde onun acısını çıkaramadığı veya onu o içinde kaldığı için herhalde her defasında onu şey yapıyor. Tuhaf bir şekilde. Koruyamadın yani savcını bir... ...böyle bir saldırıda. Terördür yani başka bir şey değildir elbette. Şehit diyorsanız evet şehittir ayrı bir konu ama yani koruyamadınız makamında katledildi. Ve... Bunu çıkaramadı devlet bir türlü çıkartamadığı için de sürekli işte DHKPC falan veya işte ilintili ilişkili hemen böyle grup yorumdan falan hareketle birileri ilintileyerek hemen işte bizim savcı şehidimiz Mehmet Selim Kiraz falan filan üzerinden Cumhurbaşkanı bile kürsülerden bunu söylüyor belli hep aynı iş yani aynı grup yani troller direkt bu laflar saldırıyor medya bu lafla yürüyor. Cumhurbaşkanı kürsülerden aynı lafla yürüyor. Tamam, tamamen bir proje yani. Bu şekilde götürülen bir şey. Her ne halelse Aytaç Ünsal'ın ölüm orucundan vazgeçmesi ve tedaviye cevap vermesi olumlu bir gelişme. Evet. Dilerseniz e, gazete kupürlerine bakalım. Elbette bütün bu e, anlattığımız konuların hepsinin bir şahsi zenginleşme aracı olduğu ve AKP'lilerin, AKP'lilerin yakınlarının da paraları yurt dışına çıkardığı ve nasıl çıkardığı, ne biçimde çıkardığı, hangi araçlarla çıkardığı üzerinden de bakacağız. Hızlı bir basın turu yapalım ee, ve e, onun ardından da zaten ilgili videoyu size seyrettireceğim. Binali Yıldırım ve eşi koronaya yakalandı diyor Sözcü Gazetesi ki... Sözcü gazetesi bu haberi verirken 3 gün önce Erzincan'da raftinge katılmıştı diye fotoğrafı da paylaşmış. Görüyorsunuz. Yani oradaki herkesin de test, testten geçmesi gerekiyor. Cumhuriyet Şeyh protokolde manşetini atmış. Biraz evvel bahsettiğim Fatih Nurullah çocuğa istismardan tutuklandı. İşte onun Melik Gökçek'le, Emrullah İşler'le, Yalçın Akdoğan'la, Ahmet Misbah Demircan'la, Kadir Mısıroğlu'yla fotoğraflarını vermiş. Siyaset Tarikat işte efendim ilişkilerini böylelikle göstermiş. Bir diğer önemli konu da enteresan bir çıkış Erdoğan Bahçeli'nin sürprizine hazır olmalı diyor ee, Ahmet Davutoğlu. Türkiye erken seçime hazır olmalı Erdoğan ve bu koalisyon için 2023'e kadar devam zor çünkü Bahçeli, sürprizlere bayılır. Erdoğan her türlü sürprize hazır olmalı. Şu anda ne Cumhur ne de Millet İttifakı'nı kalıcı, başarılı ve stabil görüyorum. Erdoğan ekibi parti sahadaki gerçekleri görmüyor. Güç ellerindeymiş gibi ilizyon var. Her hafta doğal gaz yatakları gibi şeyler üretmek zorundalar falan demiş. Davutoğlu bir şeyler söylemiş ama tam olarak tam da açık etmemiş. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan yani neticede bir şeye işaret etmiş bakalım ne olacak, e, nereye e, gidecek e, fakat şey önemli e, açıklamaları önemli dikkate değer evet savaşın kazananı olmaz demiş e, emekli büyükelçi yalım eralp ne zamandır nerede olduğunu bilmediğimiz emekli büyükelçi. Evet açıklamasıyla dikkat çekiyor. Bu seferki gerginlik iki ülke uçakları arasında Ege'de yaşanan ve it dalaşı diye tabir edilen gerginliklerden daha ciddi demiş. Ege'deki son krizle alakalı emekli büyükelçi Yalım Eralp Yeni Asya'ya. Tarikatlar kapatılsın demiş bir gün. Biraz evvel söylediğim işte postmodern 28 Şubat süreci yaşanıyor şu anda. Tarikatlar kapalı zaten yani tekke zaviyelerin kapatılması, tarikatların kapatılması ile ilgili Cumhuriyet devrimi, Atatürk kararı halen geçerli. Ama bu tarikatlar çeşitli kültür merkezi, vakıf vesaire veya dergah bilemiyorum dergah resmiyeti var mı? Acı altında belli binalarda şey yapıyorlar. Yani denetlenebilir elbette. Bir vakıf senedine bakılır, işte kültür merkezine bakılır, amacı dahilinde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu bakılır, ticari işletmelerine bakılır, vergilendirilmiş mi, vergilendirilmemiş mi, her türlü denetlenir her anlamda. Onun dışında yasalara uyan teşekküllerin, yasalara uyan kurumların, yasalara uyduktan sonra içindeki insanlar da suça bulaşmadıktan sonra, bu işlerle iştigal eden insanlar, her şeyler yasal olduktan sonra ve bir suça bulaşma durumu da olmadıktan sonra ne yapacaksınız? herhangi bir kültür merkezini, herhangi bir mm, vakfı yani suç uydurup mu kapatacaksınız veya defakto mu kapatacaksınız veya bir olağanüstü hal ilan edip mi kapatacaksınız 15 Temmuz'da olduğu gibi. Evet. TÜSİAD Başkanı Kaslovski Dünya Gazetesi'ne konuşmuş. Algı yönetimi yetmez piyasayla barışılmalı diyor. Yeter ki bilimle inatlaşmayalım. Güveni artıracak öngörülebilir politikalar uygulayalım demiş. Biraz evvel büyüme rakamlarıyla ilgili bahsettiğim konuda da diyor ki Türkiye ekonomisi son 3 yıldır büyüyemiyor. Son 3 yıldır büyüyemiyor. Korona morona değil yani. Korona 6 aydır var. Son 3 yıldır büyüyemiyor. Sürekli Borç geri ödüyoruz demiş TÜSİAD Başkanı ve TÜSİAD Başkanı da sesini çıkarttı. Dikkatinizi çekerim son günlerde son haftalarda bir hareketlenme var. Muhaliflerde bir hareketlenme var medyada, muhalif medyada bir hareketlenme var. Yeni televizyonlar kuruluyor vesaire. Biraz böyle Twitter'da belli isimlerin bitik anlandı. Tüsiyat falan kafayı kaldırdı yıllardır başkanını işte ne dediğini falan da hatırlamayız bilmeyiz. Enteresan şeyler oluyor. Sıcak bir sonbahara gidiyoruz. Covid ekonomi derken bir anlamda da siyasi manada da en zor sonbahara doğru yürüyor olabiliriz. Ve bugün hiçbir gazetenin birinci sayfasında olmayan konu Ahim Başkanı veya baş Başyargıcı Robert Spano Türkiye'de efendim külliyede kabul edildi Erdoğan tarafından ve İstanbul Üniversitesi'nde bir fahri doktora aldı. Yeni yaşam sadece birinci sayfasından bu başlıkla görmüş çay da toplasaydın diyor efendim. Çünkü Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay başkanları hatırlarsınız. 2016'da Rize'de Cumhurbaşkanı'yla çay toplamışlardı. Çay da toplasaydın demiş söyleyecek hiçbir şey yok. Bu kadar hukuk ihlalinin olduğu bir ülkeye geliyorsun. Bu, ihlale, bu ihlallere imza atan Cumhurbaşkanı'yla görüşüyorsun. Bir sürü öğretim üyesini, akademisyenini kapının önüne koymuş KHK'larla İstanbul Üniversitesi'nden de Fahri Doktor unvanı alıyorsun. Sonra da döneceksin insan hakları yargıçlığı yapacaksın. Daha doğrusu insan hakları mahkemesinde baş yargıç olarak, bayağı başkanı olarak iş tutacaksın ve işte İstanbul Üniversitesi ile ilgili, Türkiye ile ilgili mağdurların davalarına bakacaksın. Öyle mi? Robert Spano efendi. Erdoğan'ın üç güçlü rakibi İmamoğlu ve Yavaş demiş gazete pencere. Anketlere bakarak söylüyorlar ama e, Canan Kaftancıoğlu'nu da yabana atmamak gerekiyor. Bana göre en az Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kadar Canan Kaftancıoğlu da Erdoğan'ın uykularını kaçırıyor. Hatta Erdoğan uykularını kaçıran en az Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kadar Canan Kaftancıoğlu ve Ali Babacan ikisi uykularını kaçırıyor. Yani Erdoğan'ın iki rakibi yok eşaşen hala hazırda somut elle tutulur ve gerçekten Erdoğan'ı rahatsız eden dört rakibi var. Muharrem İnce'yi filan saymıyoruz. Yurt turuna başlamış. Hiçbir hükmü yok. Gittiği yere kadar gitsin. Evrensel 10 vakadan biri sağlıkçı. Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar Türkiye'de koronavirüs tablosunu ağırlaştırıyor. Bedelini ise her geçen gün artan ölümlerle vatandaşlar, sağlıkçılar canlarıyla ödüyor." demiş. Konuştuk. 10 vakadan biri sağlıkçı. Düşünebiliyor musunuz? Çoklu baro tutmadı demiş korkusuz gazetesi. 2000 imzayı toplayamadılar. Alternatif baro yani AKPli avukatlar toplayamadı demeye getiriyor. Şu gün toplayamamış olabilirler. Seneye, ondan sonraki sene toplarlar. Bu dönem bu şekilde devam ederse nasıl topladıklarını görürsünüz. Her şeyi dönüştürmekte üstlerine yok. Ee, onun için e, çoklu baro tutmadı manşeti de başlığı da erken efendim. Milli gazete zamma tohum. Enflasyon %11 olarak açıklandığı gün tohuma %22 zam yapıldı demiş. Rezidans'ta dehşet, hep söylediğim konu örnek olduğu için getirdim postadan. İstanbul Yeni Borsada lüks bir rezidansa kiralık ev bakmaya giden grafiker Soner Elveren 15. kattan başına düşen cam nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti. Öyle bir ülke ki nerede ne şekilde ne biçimde ve nasıl öleceğinizi bilmiyorsunuz. Söylense inanmazsınız herkesin başına gelebilir. Gökten başınıza bir cam bloku düşüyor ve ölüyorsunuz ev bakmaya gittiğiniz yerde. İşte efendim yakınları ihmal ve tedbirsizlik var işin peşini bırakmayacağız demişler ama giden gitti. Evet bir ülkede işler rayından çıktığında ihmal ve tedbirsizlikten ve kazalardan insanlar ölmeye başlar. Bunu unutmayın. Hürriyetten bir haber. Granting cinayetinden aldığı cezayı tamamlayan o gün Samas'ın tahliyesine gardiyanlara saldırması engel oldu diyor. Bakın. Gardiyanların gardiyanlara saldırısıyla hiç ilgilenmiyorum. O gün Samas Grant Dink'i öldürdü mü öldürdü? Kamera görüntüleriyle sabit mi sabit? itiraflarla tanıkla her şey sabit. Sene kaçtı? 2007 ydi. Ve 2007'den bugüne kaç sene geçti? 13 sene. 13 senede bu insanı tahliye ediyorsunuz. Bakın geçen gün John Lennon'ın 1980'de öldürülen John Lennon'ın İngiliz Beatles'ın kurucusu katili 40 sene sonra şartla tahliye hakkını kullanmak isten, istedi ve başvurusunu almadılar. 40 sene sonra, 40 senedir bu adam içeride yatıyor. 40 sene sonra şartlı tahliye hakkını bile kullanamıyor. Hrant Dink'in katili ne olursa olsun azmettirilmiş olsun, tetikçi olsun, öbür beriki olsun onlara da bakarsınız. Azmettirenler, tetikçinin arkasındaki güçler vesaire ilişkiler. Ama bu adam öldürdü yani Hrant Dink'i neticede son tahlilde. 13 sene sonra serbest. Mehmet Ali Ağaca da öyle değil mi? John Lennon'dan bir sene önce öldürülen Abdi Bekçi'nin katiliydi. Yıllar yıllar önce serbest kaldı. Türkiye'de cezalar özellikle bu tür cinayetler katliamlarla ilgili cezalarda insanlar işte iyi hal öbürü belki 10 sene 15 sene infaz yasası tahliye. Haluk Kırcı nasıl katliam yaptığını televizyonlarda canlı yayınlarda anlatıyor şimdi değil mi? Kimleri nasıl öldürdüğünü hangi tekniklerle falan. O da işte 1978 Bahçeli, Bahçeli Evler katliam detaylarıyla anlatılıyor, anlatıyor. Kaç sene yattı acaba ondan içeride? Üzerinden 42 sene geçmiş. Bilmem kaç kişinin katili. Bunu telefonlar, televizyonlarda da artık itiraf ediyor. Ama serbest elini kolunu sallayarak geziyor. Bir şey olmayacağını da düşünerek. Düşünün yani. Bu yılı pozitif kapatırız demiş Recep Tayyip Erdoğan. Ekonomideki son gelişmelerle ilgili. ABD'nin 31.7'lik küçülmesine karşılık biz 9.9 küçüldük diyor. Dediğim gibi Berat Albayrak'ın çarptığı rakamları Erdoğan da almış kullanıyor. O arada Erdoğan eski meclis başkanlarına birer koltuk verdi, birer maaş verdi. İşte onlarla toplantı yapıyor. İşte Bülent Arınç, Köksal, Toptan, Cemil Çek falan Ama bunlardan bize zarar gelmesin diye. Dikkat ederseniz hepsi maskeli, bir tek Erdoğan maskesiz. Niye böyle diye de kimse sormuyor yani. Ya herkes maskeyi çıkarsın ya herkes maskeyi taksın değil mi? Binali Yıldırım bile koronavirüse yakalandığına göre durum çok ciddi demiş Mehmet Barlas. Demek ki o yakalanmasa her şey yolundaydı. Evet, enteresan. Gerçekten enteresan yani. Ahim Başkanı Türkiye'ye hukukun üstünlüğünü hatırlattı. <laughs> İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil aynı zamanda güce elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur demiş Spano. TR724'ün manşetinden okuyorum. Belki de Spano bak ben gittim oraya bu lafları söyledim demek için Türkiye'de. Ya da ne bileyim öyle gerekçe üretiyor yani kendince. Bilemiyorum yani. Gerçekten zor, zor kararlar. O arada e, gazete pencereyi getirdiğim gibi Haberdar gazetesini de Medya Diem YouTube kanalı e, Said Sefa'nın kurucusu olduğu o da bu şekilde böyle bir e-gazete yayınlamaya başladı. Tebrik ederiz. Onu da ekrana getirdim bugün ilk kez. Evinizde buzdolabı varsa maaşınızı da dolarla almıyorsanız panik yok. Berat Albayrak sür manşette. Ankara ağır hasta manşet Ebru'yu alan yargı Aytaç'ı verdi demiş. Hemen manşet altında e, haberdar gazetesini de tebrik ediyoruz. Evet biraz evvel söylediğim hikaye. Babacan'ın Deva Partisi'nden büyük rezillik vesaire, dertleri bu. Yani Muharrem İnce'nin Sivas mitingini canlı veriyor A Haber ama aynı haber işte babacanı da bu şekilde gömmeye çalışıyor. Dediğim gibi çünkü Muharrem İnce ile CHP'yi bölüyorlar. Babacan aman yani kafayı kaldıramasın. Ve aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu demiştim. Melih Altınok yazmış, mesela sabahta CHP nasıl oldu da ortalıkta Hanım A gibi gezinen Canan Kaftancıoğlu tarzının yükselen rol model olduğu bir partiye dönüştü falan diye güya Canan Kaftancıoğlu'na yükleniyor. Ama ne hani işareti aldığı yer belli. Yani onu demek istiyorum. Yani Erdoğan'ın e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kadar iki büyük rakibi var. Biri Babacan, öbürü de Canan Kaftancıoğlu. Bu kadının da peşini bırakmayacak. Takip edin. Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Eylül 2020 tarih ve 2020'ye bilmem kaç sayılı kararıyla erişime engellenen haberler neler biliyor musunuz en son? Bilal Erdoğan'ın arkadaşının 280 milyon TL'lik ihalesi haberine erişim engeli, haberine de erişim engeli. Yani ihaleyle ilgili paylaşıma erişim engeli getirildi, haberine de erişim engeli getirilmiş. Yani çünkü orada da, <laughs> çünkü orada da Bundan bile rahatsız oluyorlar. Yani diyorlar ki yani şimdi erişim engeli getirdik, erişim engeli getirdik. Haber de veriliyor ama şimdi erişim engeli getirildi deyip verince haberi de tekrar yazıyor siteler. Ona da bir erişim engeli. Artık buna da bir muziplik yapsınlar artık siteler. Nasıl cevap verirlerse. İşte bu da büyüme rakamları efendim. Gördüğünüz gibi bütün ülkeler bu şekilde büyümüşler ya da küçülmüşler. Ama en büyük küçülmeler İspanya, Birleşik Krallık. Hindistan, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa, Meksika, İtalya diye gidiyor. Uğur Gürses en doğrusunu yazmış. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre %11 küçüldü. ABD %9.1, Almanya %9.8, G7 ülkeleri 10.5 falan diye devam ediyor. Doğrusu bu efendim. Yani buna göre ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11 küçülen Türkiye ekonomisi... ABD ekonomisinden daha fazla küçülmüş durumda. ABD'nin %30 küsür olarak falan yazmışlardı. Dedim ya yani çarpıtmada üstlerine yok. Çok çarpıcı bir başka haber. Araştırma sonucu gençlerin %76'sı yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu değil. %77'si ise torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Dün Turan Görü Yılmaz da güne bakışta bunu kullandı. Ben bir kere daha önemine binayen getiriyorum. Evet bu büyüme, bu rakamlar ve bu haberlerden sonra kim Türkiye'de yaşamak istesin ki ve dikkat ederseniz gençlerin yarısı Avrupa'da, kalan yarısı da Kanada, İskandinav ülkeleri gibi ülkelerde yaşamak istiyorlar. Amerika, Kanada ve İskandinav ülkeleri gibi. Yani hepsi batıda yaşamak istiyor. Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde, İskandinav ülkeleri de Avrupa diyelim. İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da yaşamak istiyorlar. Bu gençlerin hiçbiri bu %76'sı yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin hiçbiri Rusya'da yaşamak istemiyor. Belarus'ta yaşamak istemiyor. Malezya'da yaşamak istemiyor. Hindistan'da yaşamak istemiyor. Çin'de yaşamak istemiyor. Japonya'da yaşamak istemiyor. Mısır'da, Libya'da yaşamak istemiyor ki niye istesin ki zaten? Ama dikkatinizi çekerim. Rusya'da Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da, Malezya'da buralarda yaşamak istemiyor. Evet durum bu. Korona ile ilgili güzel bir karikatür yurtdışı kaynaklı ama güzel işte e, tıp dünyası koronayı işte kapakları tutmaya çalışırken içeride insanlar parti yapıyorlar efendim. Durum biraz bu ve zaten bu partilerle yani parti kelimesinin altına askeri uğurlama törenleri, kına geceleri, düğünler, işte toplantılar, bir takım işte etkinlikler hepsine ekleyebilirsiniz. Parti kelimesinin altında toplu etkinliklerin hepsine parti diyebilirsiniz. O partiler, o buluşmalar, o kaynaşmalar, o kucaklaşmalar, o aynı kapalı ortam altında aynı oksijenin telaffuz edilmesi veya oksijensizliğin veya virüsün telaffuz, teneffüs edilmesi, özür dilerim bu olayı getiriyor. Esin Davutoğlu Şenol dünyada %1 olan ağır hasta oranı Türkiye'de bir ayda %74 arttı demiş efendim. Salgın kontrolden çıktı kısıtlama için çok geç. Mustafa Can Kurtaran, Profesör Doktor iç Hastalıkları Uzmanı Hacettepe'den Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli sağlık kapasitesi aşabilir. Ankara'da artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış demiş. Milliyet'ten bir haber. Nerede bu pozitifler diye soruyor. Covid-19 vakalarındaki artış sürerken 8 Ağustos'tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif sonuçları sisteme girmediği ortaya çıktı. Bakanlık bu kuruluşları sert şekilde uyardı. Acaba bakanlık o sağlık kuruluşlarına pozitif sonuçları sisteme girmeyin diye böyle bir gizli genelge yollamış olabilir mi? Evet Ebru Timtik bu onun vefatından önce ölümünden önce son fotoğrafıydı zannediyorum hastanenin e, cezaevi koğuşunda demir parmaklıklar ardında bir deri bir kemik e, uzaktan çekilmiş bir kare ve dün Aytaç Ünsal avukat arkadaşı 32 yaşında bu şekilde e, tahliye oldu e, ve e, gördüğünüz cezaevi koğuşundan Hastanedeki Cezaevi koğuşu veya cezaevi reviri bilmiyorum cezaevi bölümü yani hükümlü ve tutukluların e, tedavi gördüğü bölümden e, taburcu edildi veya tahliye edildi ve e, zannediyorum kanuni hastanesinde tedavi altına alındı alınacak çünkü ölü borcunu sonlandırdığını açıkladı. O arada İçişleri Bakanı DAEŞ'in sözde Türkiye emiri önemli planlarla yakalandı tutuklandı derken dördüncü kez veya bir rivayete göre altıncı kez aynı emirin yakalandığı ortaya çıktı. Bunlar herhalde Amerika ile Doğu Akdeniz'de falan falan bir şeyler olurken herhalde işte bak biz işi de karşı mücadele ediyoruz demek için böyle nöbetçi adamları var sürekli gidip yakalıyorlar. Fakat bir tuhaflık oldu. Ee, daha önce neden yani ilk açıklamasından sonra yeni yaptığı açıklamada çünkü adamın birkaç kere tutuklandığı ortaya çıkınca somut delil gerekiyor yoksa bırakılıyor demiş. Evet güler misiniz ağlar mısınız ayrı bir konu ama hiç şaşırtıcı değil. Eee Bir sürü insan e, Türkiye'de delilsiz, iddianamesiz içeride tutuluyor. E, ve e, tutuklulukları uzatılırken, tutukluluklarına itirazlar reddedilirken işte delil karartma, kaçma şüphesi gibi maddeler konuyor. Bir de işte efendim delil bakacağız diyor. Yani işte deliller toplanamadı daha delilleri toplamaya çalışıyoruz. Yani bir sürü insanı içeride tutarken delil toplamaya çalışıyorsunuz ve o gerekçeyle tutukluluğu uzatıyorsunuz. İşte eşit başındaki neyse nöbetçi eşit imamınızı da neyse somut delil gerekiyor. Ondan dolayı bıraktık diyor. Dört kere bırakmışlar, 5. kere almışlar veya beş kere bırakmışlar, altı kere almışlar. Onu da bırakırlar. 7. kere gene alırlar. Fakat Propaganda Bakanı demiş ki sarayın Macron'u eleştiriyor Fransız. Diyor ki işte efendim gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor. Bak sen. <laughs> Farkındalar ne yaptıklarının, hiç bunlara cevap yetiştirmeye gerek yok. Ama bir dönemin e, kerli ferli siyasetçilerinin iktidara e, Mavi Vatan olayında verdiği şu desteği de atlamadan geçemeyeceğim. Hüsamettin Cindoruk krizi fırsata çevirip 12 adayı isteyelim demiş. Evet. Olur. En kritik zamanlarda iktidarla yan yana diziliyorlar. Evet peki bu bavi Vatan esprisi şu bu falan bir yana iş nereye gidiyor ee, yani Ege'de sular ısındı kaynadı falan filan dedik ama yani nedir şu anda durum şu anda durumu gerçekten kimse bilmiyor ee, geçtiğimiz haftaya kadar gerçekten sular ısındı kaynama noktasına geldi her an bir çatışma olabilirdi vesaire ama bugün biraz daha durulmuş gibi görünmekle beraber her an her şeyin olabileceği bir coğrafya. Onu da akıldan uzak tutmayalım. Bilmiyoruz. Yani savaş çıkacak diyen de bilmiyor, çıkmayacak diyen de bilmiyor. Sadece günlük barometreye göre şöyle ölçüyor. Evet bugün diyor biraz daha savaş yakın ihtimal veya sabahleyin uyanıyor bakıyor haberlere. Bugün duruldu gibi sular biraz diyor. Binlerce kaynaktan bakan, bir o kadar yorum analiz okuyan, belli hesapları, belli sosyal ağlardaki hesapları falan takip edip anı anına bu işleri kaçırmadan takip eden biri olarak söylüyorum. Kimse o işin nereye gittiğini bilmiyor. Kerim As demiş ki, Mavi Vatan safsatası Türkiye'nin çıkarlarına hayati zararlar verdiği gibi zannımca tarihte birçok diktatör örneğine benzer şekilde Erdoğan da dünyanın başına bela edecek, ince işlenmiş bir doktrin görevi görecek. Sanırım bu kadar köpürtülmesinin arkasında biraz da bu var demiş. Ee, doğalgazda köpürtülmez mi takvim yazmış Türkiye doğalgaz buldu ülkeler ithalat yarışına girdi en büyük alıcı ülke o olacak falan yani daha çıkmayan doğalgazı satmışız bu tür komik haberleri yıllar önce de yaptılar ama hala yapmakta ısrar ediyorlar ne ilk ne son Namık Tan eski büyükelçi bundan birkaç yıl önce Türkiye'nin sorunlarla dolu bir bölgede istikrar adası olduğunu söylerdik. Bugün bölgemizdeki tüm sorunların tarafı haline gelerek yalnızlık adasına dönüştük demiş. Evet. Bir diğer konu da Melis Alpan'ın Alpa gündeme getirdiği bir konu. mesela sadece tarikat şeyleri değil. E, mesela e, Bilgi Üniversitesi klinik psikolog Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kurucusu Klinik Psikolog Murat Murat Pakere ile ilgili e, konu e, ona da bir cinsel istismarla alakalı bir şikayette bulunmuş ve şikayetçinin iddialarının doğru olduğu, eylemin sabit olduğu yönünde mahkeme karar vermiş. Ama diyor ki. Gazetecilik hayatımda pek çok haber nedeniyle baskı gördüm. Soruşturma davalarla uğraştım. Ama Murat Paker'in çevresi tarafından bu haber nedeniyle gördüğüm baskının yediğim lafın haddi hesabı yok. Ba bana aylarca cehennemi yaşattılar. Umarım şimdi biraz olsun utanırlar demiş. Melis Alpan Burada o konuyla ilgili e, haberi de getireyim. Baktım. İstismarcı akademisyen Murat Paker'e istinaftan ceza indirimi böyle bir haber var mı yok mu diye bir iki sitede ancak bulabildiğim hiçbir sitede yok. Yani evet tadikat şeyhine e, işte cinsel istismar falan haberinin erişim engeli getirilmesini bu haberin iktidar medyasının görüş biçimini vesaire falan eleştiriyorsunuz ama orada o kadar tepiniyorsunuz ama ey mahalle benim de içinden çıktığım medya mahallesi. Bu haberi niye görmüyorsunuz? Melis Alpan haksız mı şunu demekte? Murat Pekpaker'in çevresi tarafından bu haber nedeniyle gördüğüm baskının yediğim lafın haddi hesabı yok demiş. Ben kazete.com.tr'de gördüm, bir de bir yerde daha gördüm, başka hiçbir yerde görmedim bu haberi. İstinaf Mahkemesi cinsel saldırıdan 4 yıl 2 ay ceza alan klinik psikolog ve akademisyen yardımcı doçent doktor Murat Paker'e yönelik dava da kararını açıklıyor. O tarikat şeyhi meselesindeki gibi iddia noktasında da değil olayı. Yani Dorun Mahkeme'de görüşülmüş ve istinaf kararını açıklamış. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme İstinaf mahkemesi 4 yıl 2 ayı 2 yıla indirmiş cezayı. Ceza indirimi vermiş ama böyle bir şey yok dememiş. Peki bu niye yok medya mahallesinin ne sitelerinde ne haberlerinde ne köşelerinde ne şurada ne burada ne attıkları tweetlerde? Yani çok güçlü bir insan mı? ya da haberin doğru olmadığına mı inanıyorlar? Haberin doğru olmadığına inanıyorlarsa doğru olmadığına dair iddiaları haber yapsınlar. Diyorum ya yani muazzam bir ikiyüzlülük var. Mahallede, medya mahallesinde muazzam bir ikiyüzlülük var. Yani bir yandan bir tarikat şeyhi üzerinden bir operasyon yürürken postmodern 28 Şubat demem ondan yerin dibine batsın o adam ayrıca. İddialar yanlış falan demiyorum yani. O ses kayıtlarını şunu bunu iddia hepsini seyrettim yani. Yapmış kendi ağzından itiraf ediyor yani. Yerin dibine batsın. Boyu devrilsin. Bizim oranın tabiriyle söylüyorum. Fakat bu hadiseler üzerinden götürülen psikolojik harekata dikkat çekiyorum ben. Diğer taraftan da böyle bir hadise var, böyle bir hadise hiç görülmüyor. Yani bu hadiseden dolayı Bilgi Üniversitesi, işte klinik psikoloji, o bu adamın çalıştığı her yer kapatılsın, bütün üniversite avedesin falan filan da demiyoruz. Bu adam, bu bireysel bir suç, bundan dolayı ey basın sen de bunun önün arkasına haber yap. Adam inkar ediyorsa onun inkar ettiği şekliyle de yap yani. Evet. Maalesef böyle bir hal var. Eskiden sanatçılar böyle Özal'ı hem indireceğiz hem de hesap soracağız diye haber olurlarmış gazetelerde. Bir nostalji. Nur Sürer, Tarık Akan, Fatma Girik ve Ferhan Şensoy efendim. Ta Tarık Akan öldü diğerleri hayatta. Evet şimdi böyle bir grup sanatçı bir fotoğraf çektirip Erdoğan'ı hem indireceğiz hem hesap soracağız diyebilir mi acaba? Bilemiyorum bunun herhalde yaklaşık bir 30 senesi var. Özal 93'te öldüğüne göre zaten rahat 28-30 senesi var yani. Evet, adaletin geldiği nokta Spano Ahim başkanının geldiği ülkede. Sena Özcerit, ayağa kalkacak dermanı olmayan babamı kaçmaması için kapıda nöbet tutan 7 askerle prangayla ayağından yatağa bağlamışlardı. Sadece kapıdan babamın prangalı ayağını görmüş ve titreyen cılız sesini duymuştum. Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin demiş. Evet bu noktada servetlerini kaçırıyorlar demiştik. Said Sefa bundan iki gün, üç gün önce bir yayın yaptı. 1 Eylül tarihli. Onu isterseniz dinleyelim. Üzerine konuşup manşeti noktalayalım. Erdoğan figürü zaman içerisinde görülüyor ki halk nezdinde itibarını kaybetmiş durumda. Azalıyor. Hukuk devleti ortadan kalkan bir mafya devletinde ülkücüleri kullanırsanız, mafyayı kullanırsanız o zaman kim ön plana çıkıyor? Süleyman Soylu ön plana çıkıyor. Berat Albayrak değil Süleyman Soylu. Erdoğan'ın istediği şey ne? Berat Albayrak. Berat Albayrak'ın kendi yerine gelmesi için uğraşan Erdoğan'ın kurmuş olduğu devlet düzeneyi Süleyman Soylu'ya uygun ama. Böyle olunca da o iç çatışma büyüyor. Herkes görüyor ve herkes bir şekilde bu gemiden kaçmaya çalışıyor. Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan dahil olmak üzere yurt dışına paralarını kaçırmaya çalışıyorlar. Birinci ağızdan almış olduğum bir bilgiyi size söylemiş olayım. Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan büyük döviz büroları olan insanlarla oturup kendi parasını yurt dışına nasıl kaçırabilirim tek kalemde bunların hesaplarını yapıyor. Bu hesap kitapları yapılıyor. Çünkü hepsi bir şekilde bu geminin batacağının Farkındalar. Bu farkında oldukları için de tedbirlerini almaya çalışıyorlar. Zaten Erdoğan yönetimi, daha doğrusu Erdoğan ailesi ve yandaş iş insanları milyarlarca doların üzerinde oturuyor. Bugün o milyarlarca dolara el konsa, o milyarlarca dolar Erdoğan ailesinin gasp ettiği milyarlarca dolar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gasp ettiği paralar alınsa, Türkiye'nin ekonomisi raya girer, bir düzene oturur, bir düzene girer. Bu kadar büyük para çalmışlar, bu kadar büyük parayla Paranın üzerinde oturuyorlar, daha doğrusu. Evet konu bu. Esasen mal mülk para ee, çok büyük suçlara imza attılar ve şu anda da e, gerek bir takım kıpırdanmalar gerek işte Türkiye'de bir takım işlerin artık yolunda gitmemeye başlaması, muhalif kıpırdanmalar, dış dengeler, iç dengeler vesaire. Erdoğan da sarayda orada çok rahat değil. Kendi iktidarının bir gün biteceğini, bitebileceğini görüyor. Ya da bunun belki yaklaşmış olacağını hissediyor ve kardeşi üzerinden iddia o ki Said Sefa bunu 3 gün önce 1 Eylül tarihli yayınında söyledi. Biz de onun hoşgörüsüne sığınarak bir, bir buçuk dakikalık bir bölümü kestik, ekrana getirdik. E, teşekkür ederiz. Mühim bir iddia ileri sürüyor. İlk ağızdan aldığım bilgiye göre Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan döviz büroları aracılığıyla şahsi servetini Erdoğan'ın tabi elbette Cumhurbaşkanlığı şahsi servetini aile servetini milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Yurt dışında güvenilir limanlara taşıyor taşımaya çalışıyor. Bütün bunların hepsini alt alta koyduğunuzda gerçekten zor bir sonbahara giriyoruz. Söyleyeceğim başka şeyler de vardı ama epey süremiz ilerledi. Belki onu da başka bahislere bırakmakta yarar var. Ama çerçeve bu. Gerçekten zor aylar geliyor. Eylül girdi, Ekim, Kasım. Eylül'den de zor olacak. Öyle görülüyor efendim. Böylelikle hem haftayı ve hem de bir manşet programını kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Önümüzdeki pazartesi tekrar buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.